Peki, ana yemeğe geçelim. Basan tava, yanında roka salatası mı vardı, evet. Esra? Verelim eline sağlık. Rokaları kopartacak. Ben sizden alabilirim. Harika. En azından ben veya diğer beyler uğraşmıştı. Pardon, roka uğraşıcı değil falan. Roka sadece rokaysa eğer bakalım sıkıntı. Sadece roka mı? Evet, belki sadece bir şeyler katmış. Peynir belki. Sıkıntı. Peynire doyduk bugün. Peyniri çok seviyor kendisi. Esra Hanım keşke bu kadar hamur açıp işte emek vereceğim, güzel çeşit yapacağım derken talihsizlikler yaşamışsınız Esra Hanım. Ben size bugün anladım. 2,5 saat içinde buna olmamaması gereken. Ben daha basit bir menü seçerdim. Ve çok güzel geçirirdik bugünü ama ben zor Esra Hanım, denemek istedim. O yüzden keşke dün de ona göre yorumlar yapsaydınız. Zoru denemek istedim ama girip de, sizin hiç zor değildi ama. Çok dağınık. Sizin zor değildi. Benim 2 tane hamur işim vardı. Çok güzeldi ama onun iki dışında tane zor değildi. İşi vardı. Çorbanız brokoli çorbasıydı. Benim nohutlar haşlandı. Ama lezzetli, sizin çorbayı içemedik bile. Beğendi ama brokoli. Çorban güzeldi dün. Funda Hanım da zaten yüksek puanlar aldı ya dün. Diyor ki hani ben gömeyim, beğensem de gömeyim ki ben birinci olayım. Ben söylemiştim Funda Hanım kazansa üzülmem diyordum ama bu davranışları benim hiç hoşuma gitmedi. Yani üzdü de açıkçası. Adaletsizlik yapılarak birinciliğe oynanmaz yani. Hadi bakalım elbasan tava. Güzel bir yemektir. Evet. Ben severim elbasan tava. Umarım sosunu güzel bir şekilde terbiye İnşallah. Yapmıştır. Yoğurt, fırında yakmamıştır. Ve aynı şekilde süzme yoğurt. Kuzunun kokmaması gerekiyor. Kendisi programı ilk başından beri diğer yarışmacılar evet. kuzu yaptıklarında. Aldın mı sen? Bu funda eve girer girmez aldım ben diyor. Ağır bir, ağır bir kokuyu ağır almıyor bir koku musunuz? Vardı. Yani bir koku vardı. Evet. Öyle çok yani koku rahatsız yani. Etmedi bir yemek pişme kokusu. O normal. Ama yani hepimizin, hiçbirimizin evine girdiğimizde öyle bir koku yoktu. Funda Hanım siz şu anda kendi gününüzü korumak adına, kendi puanlarınızı korumak adına gerçekten ihtiyacım yok Soner Bey. Öyle bu mi? Menüyle ve sizin menülerinizle birlikte gerçekten korumaya gerçekten ihtiyacım. Mi? Evet. Gerçekten mi? Gerçekten mi böyle düşünüyorsun? Böyle düşünüyorum. Hayır, bir kere daha siz... söyleyeyim mi? Gerçekten ben, böyle düşünüyorum. Ben sizin Furkan Bey'in verdiği 8 puan hak ettiğinizi düşünmüyorum açıkçası. Ben de sizin burada... verdiğiniz 6 puan hak etmediğimi düşünüyorum. Tamam ama o zaman sevdiğiniz bir şey... Ama siz de bunun karşılığında çok güzel puanlar aldınız. Kimden aldım? Atlamayalım. Furkan Bey'cim, Soner Bey'cim. Soner Bey'den hiç hak ettiğim puan aldığımı düşünmüyorum. Doğru. Siz o yalnız yemeği sizin tabirinizi çok zaten vicdan azabı çekiyorsunuz, söylemiyorum. O yanık yemekle... Bu ne? Ana yemek mi? Evet. Ana yemek mi? Elbasan tavaya baktınız mı gelirken? Ay dün benim bir kase dolu dolu etle şey pilavıma... Bugün fırınla bayağı mücadele ediniz. Çok rica ediyorum. Çok özür dilerim. Dün benim dolu dolu kaselerle doldurup da önünüze götürdüğüm pilava... Etin porsiyonu çok yüksek. Hanımefendi. İşte. Hani nerede? Et. Ama yani size bana genelde var. Kocaman niye böyle? Bana niye böyle yapıyorsunuz? Ben burada bir yarışmacıyım. Ne oldu? Bana herkes gibi davranmak zorundasınız. Ne oldu? Bu haksızlık ama gerçekten çok ağır haksızlık. Şu servise bakar mısın şu şekle? Yok bana böreği yanık verir. Yok yemeği böyle verir. Beni kovun evden o zaman. Çok abartırsanız kovulabilirsiniz. Ama size, öyle kovulmak sakin ben şu an. Dur. Size elim gelmemiş ama. Zaten ben misafirim. Dur bak Furkan'a bak da haline şükret. Arkasını çevirdim. Benim arkasını sizinki de öyle söylemiş. Böyle bana yani kendi sakin olur musunuz? Bir şey beğen bakın ne yaptınız. Çok ama bir saniye. O bir nimet öncelikle. Ama onunkinin şekli kötüydü Esra. Yani ve tamam, böyle bir de ben gerek yok. Gerçekten. Tamam siz zaten sizden puan beklemediğim için insanlığınızı da ev sahibinizde gösterdiniz. İnsanlıktan bahseden tebrik ediyorum sizi. Tebrik ediyorum. Bu kadar olmaz yani. Bakın size özel maydanoz da koymuş Soner Bey. Sizde de var maydanoz. Sizde de var. Hadi mutlu olun. Mutlu olun. Çok özel değil. Hepimizde var. İşte ne güzel işte sizi düşünmüş. Çok yanlış. Hepimizde var. Yo niye özellikle yapayım? Skandal çıkaracak illa. Tava olabilir. Altı biraz kızın olabilir. Buyurun yanık. Buyurun yanık. Yanık ve buyurun yani. İki de çok kötü yanık. Ben ne yaptım? Tadın lütfen arkadaşlar. Baktım tadına evet yani. Yenmeyecek kere... gibi mi? Hayır kuzu kokuyor. Hmm. Ne yazık ki ve tuzu tuz yok. Sıfır. Etler büyük olması gerekiyor benim bildiğim kadar. Büyük tuz mü? Yok. Tuzu büyük hiç değil, yok. Değil mi? Bunun koca koca olması gerekiyor. Kuzu eti evet. gibi aa, görünüyor. Minicik. Benim etlerim bile daha büyüktür. Şu an tavada sadece bir tane kaldı. Bir dilim kaldı. Yani neden bir kilo kuzudan yaptınız? Yapıldı. Ben de dün bir kilo kuzudan yapmıştım ama beğenmemiştiniz minicikti. Benimki bile bundan daha doluydu. Sizinki düşmüştür. Yok. Yemeğin içerisinden. Yani benimki nereden düştü? Benim nasıl düştün kirpiğim? Rimel var bende. Rimelli kirpik mi gördünüz? Hepimizde rimel var, onda da rimel tamam, var. Tamam o zaman ekipten birinin de düşmüş olabilir. Bu kadar abartan bir yemeklerinizi, ekip ne yapıyor? Yemeklerinizi saçını başını mı benim sirkeliyor? Siz getirirken böyle yemekler. Ben bandanayla yaptım. Ben bandanayla yaptım yemeği. Şimdi getirdiniz ya önümüze böyle. Ben o kadar eğilmedim yemeğe.
bandanası vardı saçında da. Evet. Ekibin şeyi bir şeyi işte yemeğin içinden hani üstünden olur da içinden çık. Neyse tamam peki. Ben şu an Anadolu tarzı bir pizza yiyor gibi hissediyorum ama başarısız bir pizza yiyor gibi hissediyorum. Ne yazık ki. Evet keşke ona benzeseydi. Tadı tuzu olmayan tamamen kokan bir kuzu olarak nitelendiriyorum. Gerçekten tadına baktım. Hiçbir şekilde tuzu yok, hiçbir şekilde baharat yok. Üzerine yoğurtlu bir sos güzel bir şekilde yapması ben gerekiyordu. Sadece şunu söyleyeceğim, etleri güzel pişmiş, etleri yumuşak, onun dışında hiçbir şey yok. Eti yumuşak ama o... Neye tadı, tuzu ne yok. Yemeyeceğimi tattın Zoyan, mı? Evet tattım, tadamadım yani yutamadım. Gerçekten ağzımı yani şey tuzu açıklayamıyorum da. Çok kötü kokuyor. Evet pişmiş ama... Yenilecek gibi değil. Bu biraz şey mi oldu ya? Bir de bu nedir ya bir görüntü fiyas, falan. Bu ne bu kadar iddialı fiyas. Bir yarışmacı. Günlerdir sizi eledim, sizi eledim. Bunlar bir yarışmacı daha elendi derken. Ya bu nedir? Ben hiç böyle bir şey görmedim. Bu da çok... Yani... Yoğurt o yoğurt. Yoğurt mu? Dünkü sofrada size ekstradan 10 dakikada pilav da yapacağım demişti. Keşke kendi menüsünü yapsaymış da pilav burada kalsaymış. Evet kesinlikle. Ben çok inanılmaz gerginim yani anlatamam size. Şu gördüğüm muamele zıvanadan çıkartıyor gerçekten çok kötü yani. Oldu benim. Ya puan vermek için muamele yaratıyorsunuz. Ben size bir muamelede bulunmadım. Size espri yaptım demin, size özel getirdim diye. Denk geldi diye bu kadar büyütmenizin anlamı yok. Yani çok espri gibi söylemediniz. Kaç yaşında insanlarız, esprinin ne olduğunu biliyoruz. Gelen servis belli, tabağa koyuş şekliniz belli. Karşınızda çocuk yok sizin. Biz sap yedik sizin evinizde. Yani neyse, gelsin de oturalım konuşalım artık. Herkes tattı mı? Bir durdu herkes. Evet ya, biz şu an ne bekliyoruz? Roka. Salata. Roka. Roka bekliyoruz. Esra Hanım en başından beri gergindi ve bu gerginliğini bize de yansıttı. Tabaklarını da çok fazla hani yanmış yanmamış dikkat etmeden önümüze koydu. Hepimizde yanık ürünler olduğu zaman zaman. Beyza Hanım'a da yanık koyduğunu özellikle söyledi. Hoş değildi açıkçası. Esra Hanım bugün gerçekten haddinden fazla gergin, haddinden fazla sinirliydi ve bu bize, masasına, yarışmacıların hepsine yansıdığını açıkça söyleyebilirim. Kendisi günlerde çok iddialı olduğunu, çok güzel bir masayla karşılaşacağımızı, çok güzel yemekler uğraşarak yapacağını söyledi. Fakat gerçekten onun için hüsran bir gündü. Belki talihsizlikler yaşamış olabilir. Sonuç olarak bu bize kötü davranması gerektiğini göstermez. Buyurun. Esra Hanım ana yemek yiyemiyoruz bari içeceklerimizi alabilir getireyim miyiz hemen. Aynı zamanda? Topuklu ayakkabılardan yürüyemiyorsunuz benim gibi. Çıkarın isterseniz. Yok çıkarmayı düşünmüyorum. Yürüyorum çok, da. Yani düşecek parke gibi geliyorsunuz da bana kalbim hop ediyor valla. Parke kayıyor hanımefendi. Siz çok topuklu ayakkabı giymediğiniz için herhalde alışkın değilsiniz. Yok ben parkeden kayıyor. Kendi günümde de yani koca topuklu ayakkabılar. Bir de şıkır şıkır serpiyat. Elimizdeki eşyaları böyle masaya vurarak koymazsanız gerçekten ben de rahatsız oldum şu an. Masayı başa koyacak. Bizden ziyade Zuhal Hanım da bu masada. Ben de şimdi hissettim. Böyle meyosunu böyle koydum. Hayır yani elimden kaymasın böyle. Diye koydum. Ben şu an gördüm. Biraz önceki yok, gördüm. Yok böyle. Yani çok, ben çok böyle. Özel olarak bir şey koymadım. Siz ama toplanıp yani ha, böyle dolup gelmişsiniz. Evet her gün demek ki o şekilde oluyor. Demek alabilir miyim bardağınızı? Kaç gündür öyle yaptınız. Hayır ben yemek yorumladım. Ben kendi günümü düşünecek olsaydım sus pus olurdum öyle gününüzde. Öyle yaptınız zaten. Ben sus pus mu oldum gününüzde? Bardak olmadım. En fazla konuşan bendim. Alabilir keşke mi? Ben hep en başından beri ne demiştim? Bir insanın çenesi, işi nasılsa eli de yemeği de öyledir. Ben böyle gördüm. Bakın benim alabilir çenem mi? De öyleydi, yemeğim de öyleydi. Çenem olduğunda bu haftaki bütün yarışmacılarımızın maşallahı var. Ama menülerini de gördük. Sizin de olmayan yemekleriniz vardı hanımefendi. Talihsizlikleri yok, kabul etmek evet, üzere. Yemek yorumlarına başlayalım. Sonra seninle başlayalım. Koyayım mı? İster misiniz? Ben biraz önce de Portugal. Bahsettiğim gibi. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Onları yani istiyorum veya istemiyorum. Hangisine sordunuz ister misiniz ben diye de uzattım istediğini böyle yaptılar verdiler. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Özel muamele yok size yani. Herkese eşit yok, davranılıyor. Yok hanginize sordu ister misiniz diye. Dedim evet. Ama zaten sormadı kendi kafasına göre de olurdu hangisini içersiniz demedi zaten. Bana ben sordum ama cevap diyor, verme değil. Neyse, cevap verme gereğinde bulunmadınız. Yorumumu yapmak istiyorum. Sen içecekleri götür gel istersen.